gitmeye ihtiyacım var. Lütfen kal Ömer. Gülfem, ben gidiyorum. Yarın kendini daha iyi hissedeceksin. Gerçekten mi? Ben hiç sanmıyorum. Sen benden uzaklaştıkça ben kendimi nasıl iyi hissedebileceğimi kestiremiyorum Ömer. Hala anlamadın mı? Seni seviyorum. On altı yaşımdan beri seviyorum. Benim gözüm senden başkasını görmedik ki. Gel, denedim. Gerçekten denedim. Yapamıyorum. Yapamadım. Gülfem. 16 yaşında çocukluk aşkıydı bizimkisi. Peki ya sonra? Sen babama asistanlık yaparken bizim aramızda bir şey oluyordu. Sonra sen çekip Amerika'ya gittin. Gülfem, ne olur bunları konuşmayalım artık. Üstünden o kadar çok zaman geçti ki. Evet. Çok zaman geçti. Ama zaman hiçbir şey değiştirmiyor ki Ömer. Sen döndükten sonra içimde küllenen ne varsa tekrar alevlendi. Tekrar karşında çaresiz kaldım. Ben sana aşık değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Denedim. Olmuyor. Yapma. Karşında ne kadar küçük düştüğümü görmüyor musun? Gülfem, topla kendini, yeter. Gülfem, kendine gel, ne yapıyorsun? Saçmalığı hiç yaşanmamış sayıyorum. Gürü sen misin? Benim abla. Gel ablacığım ya. Gel. Geldim. Bir şey mi oldu abla? Ya bu Güfem Hanım Yener meselesini bugün öğrenmese yarın öğrenecek. Ya. Ne yapacağız kızlar? Cahide Hanım kesin aramıştır bizimkini. Sen onun yanından geliyorsun, bir şey dedi mi? Yo. Yani yatmış erkenden, görmedim zaten. Ya vallahi bıktım, usandım böyle diken üstünde oturmaktan ya. Of! Sen dua et de Gülfem Hanım merhamet etsin. Düzenimiz bozulmasın. Ya en azından babam hapisten çıkana kadar. Merhameti batsın onun. En başta biz çekip gidecektik buradan. Niye hala şu salak köşkte yaşıyoruz anlamıyorum ki ben. Aa! Manyağa bak be. Nankörlüğün dibine vurdu.
Ne oluyor bu kıza ya? Ya ben bir bakayım. Abla, bak gözün gücünün üstünde olsun. Bu kafayla giderse başımıza çok iş açacak. Demedi deme. O aldı dersini. Sen merak etme. Vallahi hiç sanmıyorum. Bana o kadar laf söylediniz ama bak yavaş atın tekmesini gördünüz işte. Babam bile onun yüzünden içeride. Abla. Ya Gülfem Hanım canını sıkacak bir şey mi söyledi? Ya çizimlerini mi beğenmedi yoksa? Ya abla ne oldu söylesene. Ben... Gülfem Hanım'la Ömer'i gördüm. Nasıl yani? Nasıl gördün? Ben burada Ömer'in gönlünü nasıl alacağım diye kıvranırken o gitmiş. Öpüşüyorlardı. Hadi canım, ciddi misin? Gözlerimle gördüm Çiçek. Ya inanmıyorum abla ya. Ya peki onlar seni? Kimseyi görecek halleri yoktu. Ben de kaçtım zaten burada. Ah ablacığım ya. Ya ben nasıl bu kadar aptal olabildim ya? Ben nasıl bu kadar aptal olabildim? Ablacığım, seninki aptallık değil, onunki alçaklık. Ben salak gibi inandım ona. Bana senden öncem yok dediğinde inandım ben. Mert söylemişti. Eğleniyor seninle, Gülfem Hanım'la evlenecek demişti. Haklıymış. Ya ben nasıl bu kadar salak olabildim? Nefret ediyorum senden. Bunu sana öğreteceğim. Annemin gururunu ayaklar altına nasıl alırsın lan? Nasıl alırsın şimdi? Konuşma lan! Sen insan mısın? İnsan mısın sen? Yine başlamayın, ne oluyor ya? Size kaç kere söyleyeceğim bu evde böyle şeyler istemiyorum diye. Bana bak, bu sondu tamam mı? Sen bir daha benim annemi üz, gör bak neler oluyor. Ne? Şevket. Bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsın ha? Bu duyulursa itibarımız ne olur? Anne, mesele bizim itibarımız mı? Mevrure'nin ne kadar üzüldüğü ve utandığı. Utandığı mı? Onda utanacak yüz olsa hala bu evde olmazdı o. Mesele senin bildiğin gibi değil. Öyle mi? Peki. Peki bunlar ne? He? Bunlar ne? Bunlar ne? Peki benim kulaklarımla duyduklarım ne? Yok efendim, yatakları rahat mıymış da otelin? Benim her işimi görüyor muymuş da? Ahlaksız! Şevket, lütfen. Şevket, hepsinin bir açıklaması var. Hiç üstüme gelmeyin. Kimse bana bunun aksini ikna edemez. Kızlar, hadi akşam geç kalmayın. Hani Gülfem Hanım gideceksiniz falan derse eşyaları toparlarız, tamam mı? Tamam. Abla, eniştem gece gelmedi, aradı mı seni? Ay nereden çıktı şimdi canım? Şeytan görsün yüzünü. Ne arayacak? Ben zaten karar verdim. Avukatı arayacağım herhalde, boşanacağım. İyi düşündün mü? Hadi, hadi, hadi geç kalmayın. Tamam. Hadi görüşürüz. Oo, baldızların en güzelleri, günaydınlar. Meşudem, baş tacım, günaydınlar. Nereden çıktın sen? Ben gideyim de siz de rahat rahat konuşun. Sen değil canım, o gitsin. Diyecek bir lafım yok ona. Yapma kızım ya. Yapma Meşude, Allah aşkına. Bak zaten şurada kapının önünde arabada yattım bütün gece. Her tarafım tutuldu ya. Ay beter ol. E niye ki enişte, eve gitseydin? Ben o eve girebiliyor muyum kızım? Yanımda karım olmadan. Duvarlar üstüme üstüme geliyor vallahi ya. O duvarlar yıkılsın da altında kal Yener. Şimdi sen şu lafı nasıl ettin Meşude? Ha? Vicdanın nasıl el verdi buna? Hay neyi mi gördün sen benim bu zamana kadar ya? Senin. Neyini? Sayayım mı Yener? İyi günler. Sayayım mı?
bak Mesude. Şimdi sinirlisin diye böyle konuşuyorsun ama yarın öbür gün var ya çok büyük pişmanlıklar yaşarsın ha. Ay sen ne yüzsüzsün ya? Öyle. Aşkta gurur olmaz kızım. Ne var? Ne istiyorsun sabah sabah? Ben de seni görmeye pek hevesli değilim Halide Hanım. Gülfem onunla görüşmek istiyorum. Neye görüşmek istiyorsun sen? Özel. Bana bak Yonca. Sen iyice zıvanadan çıktın. Halide Hanım. Sen git. Gülfem Hanım'a onu görmek istediğimi söyle. Önemli. Burada bekle. Ben sana gir dedim mi? Affedersiniz. Yonca geldi. Sizinle görüşmek istiyormuş. Önemliymiş. Gelsin. Gelsin mi? Çekilir misin? Günaydın Gülfem Hanım. Evet. Gülcü dün akşam sizinle konuşmaya gelmiş. Şey için. Kısa. Ömer Bey'le sizi öpüşürken görmüş. Siz onu görmediniz sanırım. Tepkinize bakılırsa. Çiçek'le konuşurlarken duydum. Ömer Bey'e çok kızgın. Ona inandığı için kendini aptal gibi hissediyor. Ömer'in günlük programını, ne zaman hastaneye girip çıktığını bana haber vereceksin. Elbette. Çık. Gülfem Hanım, bir şey daha vardı. Eniştemin yaptığı hayvanlığı duymuşsunuzdur. Pardon, hayvanlık dedim ama. Kalmaya devam edebilirsiniz. Her şey olduğu gibi sürecek. Şimdilik. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Neden onunla içinden geldiği gibi konuşmuyorsun? Yapamam. Bana göre değil. Hayat bana ne gösterdi biliyor musun? Erkek kendini her zaman kadından güçlü görmek ister. Doğasında var bu. Egosu böyle tatmin oluyor. Ve bu yüzden de daha zayıf, koruyabileceği kadını tercih ediyor. Bu kadar güçlü durmak zorunda değiliz. Kızım bir dursana. Fine köpeği gibi arkandan koşturuyorsun insanı. Bak Mesude, sonra pişman olacaksın ama son pişmanlık fayda etmeyecek. Hayallerimizi, aşkımızı tepiyorsun, haberin olsun ha. Sen bir gitsene Yener. Nereye gideceğim ya? Of. Of. Yonca, ne işin var senin burada? İyi günler enişte. İyi günler. Kızım sen gitmedin mi hala? Ya Gülfem Hanım'ın yanındaydım ben. Yalvardım yakardım. Eniştemin yediği halta bu kez görmezden gelecek. Çok şükür hayırlı bir haber duydum sabah sabah. Aferin Yonca. Vallahi şaşırttın beni. Hep böyle ol kızım. Ben hep böyleyim abla da. İşte malum talihsiz olaylar oldu. Neyse görüşürüz abla. Hadi canım güle güle. Hadi hayırlısı. Gerisi de iyi gelir inşallah.
Ben Cihan'ı ürkütmekten, bir şeylerin ters tepmesinden korkuyorum. Bu işi istiyor musun Duygu, yoksa istemiyor musun? Elbette istiyorum. O zaman mazeret değil, netice üret. Tamam. Elimden geleni yaparım. Güzel. Güldürü. Günaydın Cihan. Aa, ne oldu? Sen niye geldin ki? Ben Güldürü'yü bekliyordum. Aşk olsun Cihan. Müzik çalışacaktık ya. Unuttun mu? Ben istemiyorum. Müzik çalışmak istemiyorum ben bugün. Biliyor musun? Dün gece ben Güldürü'yü düşündüm. O aslında çok canlı ve iyi bir kız değil mi? Güldürü o her şeydir. Şöyle düşündüm. Yapacağımız beste hem canlı hem de romantik olmalı. Yani Güldürü'yü yansıtmalı. Ne dersin? Olabilir. Hadi o zaman. Gitarın nerede? Gitar. Canlı, sıcak, heyecanlı. Tamam, ben zaten çalışmaya başlamıştım. Efendim Sinan? Söyle canım, bir arkadaşın evindeyim. Tamam. Bir dakika lütfen. Sen devam et Can, ben geliyorum. Alo? Sinem? Emin misin? Kerem'le Elçin beraber mi? Ne? 3 ay mı olmuş? Biz ayrılalı 1 ay bile olmadı. Allah cezalarını versin. Babam iflas edene kadar Elçin benim en yakın arkadaşımdı. Dilerim. Dilerim benden daha kötü durumlara düşerler. Tamam. Görüşürüz. Çok güzel gidiyorsun. Cihan, Gülfem'den başka kimsen var mı? Akraba falan? Halam var. Ama arada bir gelir. Yani Gülfem'le her şeye ortak mısınız? Ben. Evet. Ortak? Evet. Yani bu köşkün, hastanenin, her şeyin yarısı senin, öyle değil mi? Benim mi? Tabii senin. Doğal olarak Gülfem senin miras hakkını da idare ediyor değil mi? Duygu, bunları ben değil, Gülfem biliyor. Konuşuyoruz canım. Hadi sen çalmaya devam et. İyi günler. İyi günler. Buyurun hanımefendi. Ampul rica edecektim sizden. Bir kutu. Tabii. Reçetenizi alabilir miyim? Reçete. Tabii. Reçete. Ah, ben nasıl unuturum ya? Ay şimdi eve de gidemeyeceğim. Doktora da gidemeyeceğim. Ay yapabileceğiniz hiçbir şey yok mu? Maalesef hanımefendi. Bu tarz ilaçlarda reçete gerekiyor. Tabii siz de haklısınız.
Ben o zaman bir doktoruma uğrayayım. Tamam. İyi günler. İyi günler. Bugünkü ilk randevunuz saat 11'de. Evde durumlar nasıl Yonca? Ne anlamda sordunuz? Yani herkesin keyfi yerinde mi? Ne zamandır Gülrü'yü göremiyorum da. İyi mi? Sağ olsun. Gülfem Hanım sayesinde hepimiz çok iyiyiz. Gülrü, o da iyi. Mert'le de görüşmeye başladılar. Nasıl yani? Vallahi bilmiyorum. Yani ben şey değilim ama... Yani ne bileyim, öyle hissediyorum işte. Yani nasıl olur ki? Onca olandan sonra. Onlar kaç senedir ne badireler atlattılar bir bilseniz. Neyse, başka bir isteğiniz? Yok. Kör olmuşsun kızım sen. Senin yüzün hiçbir şey görmüyor. Arif seni kullanıp atacak. Sonra da gidip Gülfem'le evlenecek. Senden öncem yoktu Gülrü. Gülfem Hanım'la Ömer Bey kapak olmuş yine. Baş başa romantik bir gece geçirmişler. Ne güzel şeyler de yazmışlar. Evlilik falan yakın diyorlar. Günaydın. Bana trip atma Gülrü. Ne diyorsun ya? Arkadaş olabileceğimizi düşünmüyorsun herhalde. Niye olmayalım ki? Kafan mı güzel senin? Sen kaçırdın beni. Boğazıma bıçak dayadın, yumruk attın. Kabus yaşattın resmen. Hiçbir şey olmamış gibi seninle konuşmamı mı bekliyorsun? Ben seni kaçırdığımda bir şey mi yaptım? Kendime yaptım değil mi? Ha Gülrü? Senin baban... benim babamın ölümüne sebep oldu. Ben sana bir şey dedim mi? Tavır yaptım mı ben sana? Merhaba. Merhaba Ömer Bey. Gülrü Hanım burada mı? Bak git başımdan zaten canımsın kız. Seninle gerçekten uğraşamayacağım. Ya tamam. Ben sana şu defile fotoğraflarını göstermek istiyorum. Her zaman gidecek misin? Gideceğim. Gülrü. Biraz görüşebilir miyiz? İşim var biraz. Sadece birkaç dakika. Evet dinliyorum. Özel. Gerçekten işim var. Eğer Gülfem Hanım'ı bekliyorsanız odasının yerini biliyorsunuz. Duydun Zeynep sesini. Sen karışma. Karışırsam ne olur lan? Ben karışırsam ne olur? Ya ne yapıyorsun? Sadece bir dakika. Evet. Gülrü ne oluyor? Siz söyleyin. Ya bu tavırlarına bir anlam veremiyorum senin. Ne oldu sana? Değer yargılarımızın birbirinden ne kadar farklı olduğunu gözlerimle görmüş oldum. Aklımın başına gelmesi için böyle bir şey gerekiyormuş demek ki. Ya inan, konuştuklarından bir kelime bile anlamıyorum. Açık konuşur musun biraz? Ne demek istiyorsun? Açık konuşmaya gerek kaldı mı ki? Her şey ortada. Her şey ortada mı? Gülrü bak, benden ayrılmak istedin. Buna saygı duydum. Ne kadar saçma bile olsa.
Ama bu tavırların, bu uzaklığın, sen bu değilsin. Sana ne oldu? Ben de size ne olduğunu soruyorum kendime. Ömer Bey, siz Gülfem Hanım'ın arkadaşısınız. Ben de burada çalışıyorum. Bu kadar. Hayatımı yeterince alt üst ettiniz. Lütfen benden uzak durun. Gülürüm. Gülfem Hanım, Ömer Bey yerinde değil. Yeşi varmış dışarı çıktı ama bir saate döner, randevusu vardı. Gel sen benimle. Buyurun. Bana ampul bul. Kimse görmeden. Ama o ilaç şey değil mi? Yani ne yapacaksınız ki? Cihan kriz geçirdiğinde gerekiyor bazen. Cihan Bey için. Bu işi yapamayacaksın galiba Yonca. Yo yo Gülfem Hanım, ben hallederim. Hem de kimsenin haberi olmadan tabii. Ne yapıyorsun sen? Midem. Hamile misin yoksa? Ha, gebe misin? Yok. Midem herhalde sinirsel öyle şey yaptı. Bak biliyorsun. Gülfem Hanım hastalıktan hiç hoşlanmaz. Karşısında her zaman sağlıklı olacaksın. Kim istemez ki? Cevap verme. Hazır mı yemekler? Hazır. Her şey hazır Halide Hanım. Her şey hazır. Ben de sizden izin isteyecektim. Şey, bir avukat için vekalet vereceğim de. Peki. Oyalanma, çabuk dön. Tamam, tabii. Gebe mi? Yok canım. Mümkün değil. Ne işin var senin burada Yener? Karnım acıktı be karıcığım ya. Kız döktürmüşün gene. Vallahi bahçeyi sarmış kokusu ha. Mesude, şöyle karışık bir tabak yapsana bana. Vallahi içim kıyıldı açlıktan be. Ay vallahi ben seni anlamıyorum. Ne yüzsüzsün sen ya? E tamam kızım, ben de onu diyorum işte. Sen beni anlamıyorsun. Oh. Kız ne yapıyorsun ya? Mutfak eşyasıyla kocaya vurulur mu Mesude? Hijyen acık. Hiç duymadın mı? Şimdi biraz sonra yemeğe sokacaksın onu. Ay senden öğreneceğim. Üf, uğraşamayacağım seninle Yener. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Avukata. Ne avukatı ya? Dava açacağım. Patlamış mısırın davası olmaz Meşude. Ne davası ya? Boşanma davası. Sen hala ailenin laflarına bakıyorsun değil mi? Boş buldular mı? Veriyorlar gazı, veriyorlar gazı. Ya kıskanıyorlar bizi diyorum ya. Mutluluğumuzu kıskanıyorlar Meşude. Gelme gaza. Mutluluğumuzu mu? Ha? Yener, artık biz diye bir şey yok canım. Anladın mı? Gör bak, Mebrure Hanım da sana dava açsın da o zaman düşünürsün. Kim? Mebrure Hanım. Açar mı be? Bak fitne fücür, soktu lafı gitti. Bak şimdi ya. Ay vallahi bizim katta hayat falan yok. Yani hiç değilse burada gelen giden derken gün nasıl geçiyor anlamıyorsundur. Sen öyle zannet. Ayaklarım nasıl biliyor musun? Gece gidince eve dikiyorum ayaklarımı duvara, zonk zonk bana mısın demiyor. Ya ne diyeceğim? Şundan bir tane versene bana. Neden? Babam kullanıyor. Bitmiş. Ya şimdi sağlık ocağına falan gidip sıralarda uğraşmasın. Olmaz Yonca, reçetesiz verilmiyor onlar biliyorsun. Aa, öyle mi? E gitsin madem. Ya kızım sizin burada çay falan yok mu? Var da berbat. Ya olsun, getirsene bir tane, içimiz ısınsın. Al işte sen. Ya aşk olsun. Ya ben de burada misafir sayılırım. İlahi Yonca.
Al bakalım misafir. Sağ ol. Ay, kokusundan belli. Berbat bu. Neyse, fırsat bulursan sen de uğra, tamam mı? Hadi görüşürüz. Kaç tane istediğinizi söylememiştiniz. Ben de birkaç tane aldım. Ömer'e uğradığımı söylersin. Beni arasın. Bu aramızda kalacak değil mi Yonca? Tabii Gülfem Hanım. Ya ben ne diyeceğim şimdi arayıp da kadına ya? Vallahi arayayım söyleyeyim. Direkt söyleyeyim, bana dava açmayın diyeyim. Yok, öyle denir mi ben? Ya nasip. Alo, Mebru Hanımcığım, merhabalar, selamlar. Yener ben, taksici. Buyurun Yener Bey. Mebru Hanım, şimdi ben olanları duydum. Yani nasıl üzüldüm, vallahi tarifi yok. Yani kahroldum ya. Şoktayım şu an, inanın. Şey, benim kapatmam lazım. Mebru Hanım, yani bakın iki gözüm önüme aksın. Yalansız söylüyorum. Yani öyle bir hani sizi suistimal falan gibi bir şey yani söz konusu değil, haşa. Yani ne para verdiyseniz onlar gereken yere ulaştı, emin olun. Yener Bey, ben size inanıyorum. Ama olanlara çok üzüldüm. Lütfen aramayın beni bir daha. Şey bir de kardeşim için yaptıklarınız yani Allah razı olsun. Helal edin, olur mu? Ha, ne demek? Estağfurullah. Yani siz hakkınıza asıl. Mebrur Hanım. Ana. Üzüldüm lan şimdi. Kadına bak ya. Lan 40 yılın başı bir yolumuzu bulalım dedik. Gittik elin garibanını bulduk, iyi mi? Ömer Bey. Gülfem Hanım gelmişti. Sizi bekledi biraz ama sonra gitti. Aramanızı istedi. Tamam, sağ ol. Alo Gülfem. Aramamı istemişsin. Ömer, bana bir uğrar mısın lütfen? Seninle konuşmak istediğim şeyler var. Birkaç muayenem var. Müsait olunca uğrarım. Tamam, bekliyorum. Bir saat sonra. Lütfen gecikme. Tamam. Saat kaç? Hamileyim. Allah'ım. Allah'ım. Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım ben? Allah'ım, ne yapacağım? Buyurun Ömer Bey. Gülfem Hanım içeride sizi bekliyor.
Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Otursana. Dinliyorum. Tamam. Dün gece... Dün geceyle ilgili konuşacak bir şey var mı? Evet, var. Dün gece tam bir saçmalıktı. Unut gitsin. Alkollüydün. Ben böyle bir şeyin arkasına saklanma ihtiyacı duyacak bir kadın değilim. Biliyorum Gülfem. Saçmalık... benim bazı şeyleri abartmış olmamda. Biliyorsun ben... ben laubali ilişkileri sevmiyorum. Bu yüzden de kendimi bazen ifade etmekte zorlanıyorum. Dün gece de ben kendimi sana ifade etmeye çalışıyordum ve bunu da abartmış olarak... Gülfem, ne demek istiyorsun? Ömer, biz beraberdik. Ve bir anda sen benden uzaklaştın. Ne olduğunu anlayamadan babe. Üstelik bana bir mektupla veda ettin sen. Ya bunları daha kaç kere konuşacağız Gülfem seninle? Anlamıyor musun? Ama konuşmadık ki. Ben sana çok kırgınım Ömer. Olgun bir adam ilişkisini yüz yüze yaşamayı biliyorsa yüz yüze sonlandırmayı da bilir. Gülfem, sana mektup yazmamın nedeni seninle konuşamamak. Bunu kaç kere denedim, hep kaçtın benden. Peki, bana mektubunda da yazdığın gibi ve bana sık sık söylediğin gibi bana gerçekten değer veriyor musun sen Ömer? Hani ben harika bir kadınmışım ya senin için. Değer veriyorum tabii. Ya sen benim eski arkadaşımsın. Tamam, madem öyle, madem bu kadar değer veriyorsun... bana aşık olmadığın halde neden benimle beraber oldun? Bu kadar değer verdiğin, bu kadar harika bulduğun bir insana sen böyle mi davranıyorsun? Gülfem, lütfen böyle konuşma. Ben çok çok özür dilerim. Gülfem Hanım'a hesap verirsin. Bırak, başkası devam etsin. Elif, devam eder misin? Ha, beraber olmayı denedim. Bunu beraber denedik. Olmadı, ne yapabilirim Gülfem? sen istedin. Beraber olduk, sen istedin, ayrıldık. Ne kadar adil. Ya bu konuşmanın sonu nereye varacak bilmiyorum. Ne yapmak istiyorsun sen? Hiçbir şey yapmak istemiyorum ben. Sadece seninle iletişim kurmak istiyorum. Ben sana kendimi ifade etmek istiyorum. Çünkü ben kendimi çok kırılmış hissediyorum. Çok incindim ben Ömer. Gülfem, ben seni hiçbir zaman kırmak istemedim ki. Sen bana dün gece Mesude'nin dolandırıcı kocası yüzünden kızların düzeninin bozulmasını istemediğini söyledin. Ben de bunu yaptım. Ben kalabileceklerini söyledim. Daha fazla ne yapmamı bekliyorsun sen? Ömer. Gülfem, iyi misin? Ömer. Bekle. Ne olur. Kalbim. Gülfem. 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 Gülfem, tamam gel. Sakin ol. Duyuyor musun Gülfem?
İyi misin? Sakin, tamam, sakin. Nabzın çok yüksek. Halide! Halide! Halide, ambulans çağır, çok acil. Ne oldu Ömer Bey? Hayır, hayır. Sen götür. Ambulansı bekleyemem. Ömer, sen götür. Sen götür. Halide. Halide, kimse gelmeyecek. Tamam. Cihan. Cihan. Cihan'a söyleme. Tamam efendim. Halide. Bir şey olmayacak. Halide, kimse bilmeyecek. Bilmeyecek. Allah'ım, Gülfem'e bir şey olmasın. Sedye, Sedye'yi getirin acil. Gel Gülfem, tamam, geldik. Gel. Hadi acele edin biraz. Yat Gülfem, yat. Ömer, çok kötüyüm. Ben tansiyonu içeyim. İlgili personel dışında kimse bilmesin lütfen. Merak etmeyin. Nabız 160. Tansiyon 16 oldu. Hemen monitörize edelim. EKG'sini istiyorum. Hemogram, alt ve ast, bir de üre kreatinin. Tamam. Medeni usulden ne yapacağız bize de? Uf, Çiçek, senin notların düzgündür. Yarın çeksek ya bana. Ya düzgün de sadece notlarla olmaz ki. Kitaptan da çalışmamız lazım. Of ya, şuna baksanıza. Taş. Bize bakıyor. Vallahi bize bakıyor. Ya ben tanıyorum bunu. Bu şey değil mi? Hani şu Playboy olan. Taner Ekimoğlu. İyi de ne işi var ki burada? Arabasına bitti mi yalnız? Çiçek, niye kaçıyorsun? Gelsene. Geldiğince geleceğim oldu canım. Ya ne yapıyorsun sen burada? Hiç, seni almaya geldim. Sebep? Ya kızım, orada bağırıp duracağına arabaya binsene, yolda konuşuruz. Ya manyak mısın sen? İstiyor muyum bakalım ben bunu? Ya Çiçek, Allah'ını seversen, bunu abartacak ne var? Yolumun üstündeydi, geçerken seni de alayım dedim. Taner, tepemi attırıyorsun. Arkadaşlarıma rezil mi edeceksin sen beni? Kızım, seni rezil edecek ben ne yaptım? Anormal bir şey mi arabaya binmek? Ya seni tanıdılar. Kim bilir hakkında neler düşünürler? Tabii senin umrunda mı? Seninle doğru düzgün konuşmak mümkün değil, değil mi Çiçek? Aklını eseni yaparsan zor. Sen geliyor musun, gelmiyor musun? Bana onun cevabını ver. Gelmiyorum. İyi. Gülfem Hanım, sinüs taşı kardisi tespit ettik. Yani? Ha, daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Altta yatan bir hastalığa bağlı, sekonder olarak gelişmiş olabilir. Gerçi birkaç ay önce ben burada bir check-up yaptırmıştım ama hiçbir şey çıkmamıştı değil mi Ömer? Evet. Yeni gelişen bir enfeksiyon ya da anksiyete sebep olmuş olabilir. Ha. Evet. Son zamanlarda beni üzen bazı şeyler yaşadım da. Taşikardinizin sebebi bu olabilir. Ama biz yine de diğer tetkikleri yapalım. Akciğer filminizi ve MR'ı da görelim. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gülfem, biraz dinlen de uğrayacağım sana. Seyhan. Ya ben çok sıkıldım. Acil sakinse kafede bir kahve içelim mi? Ne?
Sen çıkmıyor musun daha? Birazdan çıkacağım. Kalp üzerindeki en önemli etkisi kalp atım hızını değiştirici etkisidir. Yüksek dozlarda vagus blokajına bağlı taşikardi yapmasına karşı zehirlenmiş kişilerde ağızda kuruluk, taşikardi, deride sıcaklık kızarma, ajitasyon ve sinopleji görülmektedir. Vay anasını. Benim sahte gebelik raporunu gözüme sokmuştun ama sen alasını yapıyorsun Gülfem Hanım. Güzel. Nabzın normale dönmüş. Bir daha tekrarlar mı acaba? Çok kötüydü. Yani ilk tetkikler temiz çıktı. Bu durumda... Stres kaynaklı. Evet. Anksiyete gibi duruyor. Ben çok üzgünüm. Yani senin bu kadar incinebileceğini tahmin etmemiştim. Etseydin sonuç farklı olacak mıydı? Bana yaşattıklarını hak etmedim Ömer. Biliyorum. Sen benim için çok değerli ve önemli birisin. Mutlu olmayı da herkesten çok hak ediyorsun. Ama... Ama... Derler ya, amadan önce söylenenler teselli içindir. Teselliye ihtiyacım yok. Gülfem, ben söylediklerimde samimiyim. Yani demek istediğim, ben senin için doğru biri değilim. Belki de. Uyuyana kadar benimle kalır mısın? Yine olmasından korkuyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Sence yanlış mı düşünüyorum Gürru? Gürru. Neyi neyi yanlış düşünüyorsun? Oo, uçmuş bu ya. Kızım biz bir saattir ne konuşuyoruz? Ya bebek diyorum. Yani bebek için Yener'le tekrar denemem doğru mu? Yani ablacığım bilmiyorum ki. Hayat senin hayatın sonuçta. Ya işte kafam çok karışık. Yani ne düşüneceğimi bilemiyorum. Yani bir de bu olanlardan sonra. Yani aşk olsun size. Ablanıza ablacığım yanlış yapıyorsun diyeceğinize toplanmışsınız burada. Veriyorsunuz gazı. Ya bu da iyi ya. Kafayı mı yedin sen enişte? Vallahi bizi karıştırma bu işe. Sen niye geldin? Neyi niye geldim ya? Mesaim bitti geldim yatacağım karıcığım. Ah yüzsüze bak. Yani bir de kalabileceğini düşünüyorsun. Ne yapayım Mesude? Gideyim iki büklüm gene takside mi yatayım yani? Yani vicdanın el verecek buna. İstersen kaldırımda yat. Yeter ki gözüm görmesin. Vay be. Bir de kocaya el kaldırıyorsun ha. Mesude var ya çok kötü çarpılırsın. Bak böyle kalırsın ha. Bak öbür tarafta insanı böyle elinden asarlar ha. Ya vallahi çarpacağım. Vallahi çarpacağım şimdi. Ya ben sana artık hiçbir şey söylemiyorum Mesude. Seni var ya direkt Allah'a havale ettim. Allah ıslah etsin. Püh, yazıklar olsun be. Verdiğim emeklere yazıklar olsun. Ayşe eniştem ne matrak adam ya. Laflara bak. Yani vallahi 10 sene ben bu adamla nasıl yaşamışım hayret edilecek bir şey ya. Kızlar. Hala inanamıyorum ya. Ben anne mi olacağım şimdi? Tabii Allah izin verirse. Olacak ablam. İnşallah olacak. Ay teyzesinin de bir tanesidir o. Bir tanesi. Ay. Ay.
Oo, sıra sana gelene kadar yeriz biz onu. Ay. Ya keşke babam da olsaydı kızlar ya. Keşke. Aa, ben bugün avukatla konuştum. Yarın tahliye talebi yazacakmış. Aa. Yarın neticesi belli olur dedi. Ay inşallah tahliye kararı çıkar ya. İnşallah. İnşallah. Sen derste mi çalışıyorsun? Kimseye söyleme. Söylemem, söylemem. Amca hayırdır, senin canın mı sıkkın? Gönül işleri falan mı yoksa? Sen kendi işine bak. Eyvallah. Ya amca ben sana bir şey danışacaktım hazır fırsatını bulmuşken. Çiçek'le ilgili. Ya ben bu kızla sadece arkadaş olmayı deniyorum. Ya ne kadar iyilik yapsam da kız beni sürekli tersliyor. Yani alışık olduğum bir durum değil ama Çiçek diğer kızlardan biraz farklı. Onun güvenini nasıl kazanabilirim? Yonca ile olanlardan sonra bence uzaktır. Üf, ya bana Yonca falan deme. Adını bile duyduğumda kan beynime sıçrıyor. Onun kız kardeşinden bahsediyoruz. Ya biliyorum kardeş olduklarını da Çiçek Yonca'dan çok farklı. Yani üvey kardeş olsalar birbirlerine daha çok benzerler. O yüzden uzak dur diyorum zaten. Çiçek iyi bir kız. Amca ben farklı mı düşünüyorum sanıyorsun? Çiçeği kıracak bir şey asla yapmam ben. Sen hoşlanıyor musun Çiçek'ten? Yani hoşlanma demeyelim de buna. İlk kez bir kıza güveniyorum. Vay be. Yani Yonca ile yaşadıklarından sonra bence arkadaş olmanız bile şüpheli. Ailesini biliyorsun. İşin zor dostum. Amca eyvallah, çok yardımcı oldun ya. Sen de sağ ol. Külürü'yü düşünüyordum da. Sayenizde benim de onu düşünmediğim an yok. Geldi bugün. Evet, köşkten çıkarken gördüm. Duygu da buradaydı. Evet. Ya ben... Abla ben anlamadım ya. Neyi anlamadın bir tanem? Güldür'ü mutlu oldu mu, olmadı mı anlayamadım. Neden? Bir şey mi oldu? Yok. Gülümsüyorlardı da. Ne güzel işte. Demek ki Gülru Duygu'yu sevmiş. Onunla arkadaşlık yapmana sevinmiş. Belki de. Bugün Gülru dedi ki... Cihan'la ikimizin arasında kimsenin anlayamayacağı bir sevgi bağı var dedi. Aa, Duygu'ya mı söyledi bunu? Gülru'yla ikimizin arasında bir sevgi bağı var abla. Tabii canım. Arkadaşlar birbirlerini severler. Bak, ne güzel iki arkadaşın var şimdi.
Üstelik Duygu'nun sana ayıracak çok daha fazla vakti var. Bence siz beraber bol bol vakit geçirin ve şu Gürru için hazırladığınız sürprizi bir an evvel yapın. Yapalım değil mi? Canım. Bil ki ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum. Senin üzülmeni asla istemem. Asla. İyi ki varsın. İyi ki eve döndün. Canım. Nabzın iyi. Rengin de yerine geldi. Ama yine de bugün işe gitmesen iyi olur. Kendimi çok halsiz hissediyorum. Bu çok normal. Taşı kardı insanı yorar. Bazen... keşke babam sağ olsaydı da... ben buraya hiç dönmemiş olsaydım diye düşünüyorum. Buraya döndüğümden beri... o kadar çok beni rahatsız eden şey oldu ki. Hele şu son dönem. En azından yıllar sonra Cihan'la iyi bir ilişki kurdun. Evet. Haklısın. Hayatımda sevgisinde samimi olan en azından bir kişi var. Ben gideyim. Ameliyatlarım var. Kendini kötü hissedersen beni ara. Tamam. Abla seni iyi anlıyorum ama biraz fazla sert davranmıyor musun? Açıklama fırsatı bile vermiyorsun adama. Neyi açıklayacak Çiçek? Neyi dinleyeceğim? Tamam abla sinirlenme. Ya vallahi inanamıyorum ya. Belki yanlış görmüşsündür. Yanağından öpmüştür. Hani böyle dudağın yakın yerine denk gelir ya istemeden. Öyle. Anlayamayacağım değil mi ben onu? Resmen yeniden birlikteler işte. Dün Cihan'ın yanından dönüyordum. Kol kola köşke girerken gördüm ikisini. Şaka. Hayır efendim, gerçek. Ömer beni görünce çıktı kolundan. Gülfem Hanım yeniden girdi. Bu sefer çıkamadı tabii, çekemedi elini. Geceyi birlikte geçirmişler herhalde. Yoksa Ömer'in ne işi var ki sabahın köründe köşkte? Vallahi çok şaşırdım abla. Boş ver o zaman, hiç düşünme onu. Bir de kalbime söz geçirebilsem. Ya karıcığım vallahi ben çok pişmanım. Yemin ediyorum bak. Gece vallahi bak kirpiğim kirpime değmedi ya. Gel yapma Mesude. Bozma yuvamızı yavrum. Bak sana söz veriyorum. Eskisinden daha mutlu olacağız. Eskiden mutlu muyduk yani? E aşk olsun be Mesude. Aşk olsun yani kızım. Yani neyimiz eksik? Sevgi, saygı, muhabbet, gırla yani. Tamam ufak tefek şeylerimiz oluyor ama hangi evde yok be yavrum? Yani tuzu biberi o da. Hadi be Mesude bir şans daha ver kızım. Bak vallahi akşam eve öyle sensiz girince yani ölüm girmiş gibi oldu ya. Yemin ediyorum. Her yerde seni görüyorum kızım. Yener. Müsait olunca gelir misin? Konuşmamız lazım. He tamam o zaman. Tamam yavrum ben hemen ilk fırsatta geliyorum. Tamam öpüyorum. Haydi bay bay. Ya abicim işte kadın milleti. Vır 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 dır dır dır. Yani dır dırı çekmek istemiyorsan... öyle azıcık suyuna gideceksin yani. Anne, sen niye kapattın kendini odaya? Yok bir şey oğlum. Ben iyiyim. Anne nesi iyi hapishanede gibi? Hadi aşağı in. Cık. İnmem. Kimsenin yüzüne bakamıyorum.
Anne, bak beni iyi dinle. Sen utanılacak bir şey yapmadın. Asıl utanması gereken birisi varsa o da babam. Şüfer oğlum sen. Karışma artık, karışma. Anne bak artık beni lütfen korumayı bırak. Bana bir şey olmaz. Sen böyle sustukça, ezildikçe babam daha çok azıtıyor. Bunu görmüyor musun? İstemiyor beni. Zorla güzellik olmaz ki. İstemiyor işte. Anne ben onu anlamam. Ne demek istemiyor? O senin hayatını karartmadan önce düşünecekti bunları. Nasıl konuşuyorsun sen öyle? Çok ayıp. Yemin ederim bak delirecek gibi oluyorum. Katlanamıyorum bu yaşananlara. Açtı işte davayı. Ne olacaksa olsun artık. Da ben yalnız... şeye üzülüyorum. Köyden duyarlarsa... yani hakkımda... kötü düşünürlerse... ne yaparım ben? Nereye giderim? Anne hiçbir yere gitmiyorsun. Benimle burada kalacaksın sen. Babam boşarsa beni burada istemezler. Anne o sıkar biraz. Tamam mı? Avukat tutacağız hemen. O davayı yedireceğim ona. Sen hiç merak etme. Bak artık ben senin yanındayım. Artık kimse sana zarar veremez. Bunu bil artık. Senin yerin burası. Burada kalacaksın. Köşkte. Toplasın her şeyini köye geri dönsün işte ya. Şevket sakin sakin düşünelim. Dediklerini kanıtlarsa davayı kaybedersin. Anne. Evli bir kadın, kocasının haberi olmadan yabancı bir adamla otel odasında ne yapıyordu? He? Ne? Köyden kız kardeşi gelmiş işte. Ya nasıl ispat edecek? O da bile adamın adına kayıtlı. Ben Mebrurer'in doğruyu söylediğine inanıyorum. Vallahi doğru yanlışı bilmem. Benim elimde kanıtlar var. Bunlar benim için daha önemli. Hiç durma. Elinden geleni yap lan. O kanıt dediğin paçavralar senin hiçbir işine yaramıyor. Şevket, Taner. Çok ayıp. Anne, anne bırak ya. Sen de annenle birlikte gideceksin lan. 18'ini geçtin. Sana bakmakta yükümlü değiliz biz artık. Ya bırak bana hikaye okuma. Köyden teyzemi de getiriyorum. Kaydı yapan resepsiyonisti de bulacağım. Sen düşün. Davayı kaybettiğinde herkese rezil olacaksın. Taner sakın, sakın. Bunu kendi içimizde çözeceğiz. Vallahi sen bilirsin Cahide Sultan. Ben sonuna kadar uğraşacağım. Bedeli ne olursa olsun. Davayla birlikte itibarımızı da kaybedeceğiz. İstediğim bu mu Şevket? Allah! Ay. Karım hamile be! Ay. Baba oluyorum ulan! Ay ne yapıyorsun yine? Bana bak, kesin bilgi değil mi? He? Yanlış alarm olmasın. Yok yok, evet. Gel yavrum gel, gel otur. Otur hayatım, otur. Allah'ım sen ne büyüksün yarabbim. Allah'ım sen ne büyüksün ya. Görüyor musun hayatım? Bak nasıl işaret verdi. Ne işareti ya? Ya diyor ki işte yener kulumu üzme diyor. Onu affet diyor yani. Tövbe tövbe. Tövbe tabii. Tövbe et tabii. Ah. Bak Mesut'cim. Bu bizim için bir milat olsun tamam mı? Şimdi kilometreleri sıfırlıyoruz. Bundan sonra da geriye dönüp hiç bakmıyoruz. Yener. Heh. Bak ben eskisi gibi olamam. Ya bir daha hata yaparsan... Ya dur be kızım be. 2 saniye dur. Şurada 2 yudumluk sevgimiz var. Kursağımızda bırakma. Ne dedik? Kilometreleri sıfırlıyoruz, arkaya dönüp bakmıyoruz. Tamam, göreceğiz. Hocam şimdi bu demirbaş listesi, eşyalar meşyalar tam ve eksiksiz yazıldı değil mi? Hepsi burada. Kalem de burada. Güzel. Sonra bir sorun falan çıkmaz değil mi? Ne gibi abicim? Hani kayınpederinizin üstüne ya. Ha, yok canım, ne sorun çıkacak ya? Ya zaten benim kayınpeder hasta biliyor musun? Durumu da bayağı ağır yani, hastanede şu an. En az 1 sene falan yatar. Damadı ben olduğum için. Evi kiraya verme işiyle bizzat benim ilgilenmem istedi yani. Hadi hayırlı uğurlu olsun abicim. Güle güle otur. Sağ olun. Peki anahtarı ne zaman alırım sizden? Anahtarı vallahi yarın ben bir şimdi eve uğrayacağım. Böyle kılık kıyafet üst baş bir şeyler var, onları bir alayım. Getirir buraya bırakırım, abiden alırsın anahtarı. Tamam. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sizin. İyi günler. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun abiciğim.
Paraları unutma. Ayıp ettin hocam. Unutulur mu onlar ya? Ha, tamam. Yalnız ne demişler? Yolda bulsan say. 4000 lirası Mebrur Hanım'ın. Şunu bir ayıralım. Gerisi de benim. Ay ne diyorsun Mert? Anlamıyorum. Lafı dolandırmadan söyle. Ya Gülfem Hanım, bir iki tane defileye çıktık kaldı öyle. Ben ne zaman o billboardlar, o tabelalara falan ne zaman çıkacağım ben onlara ya? E bu tamamen sana bağlı. Ne kadar çabuk yetişirsen o kadar çabuk amacına ulaşırsın. Aa, ölme şeyim ölme. Amaç dediniz de. Dün doktor geldi atölyeye. Sabahtan mı? Ha, sabahtan. Gürü'yü aldı dışarı çıkardı, bir şeyler konuştular. Gürü tersledi ama onu. Belli yani bir şeyler iyi değil, ben anladım. Gerçi sonra ben Gürü'yle konuştum, beni de tersledi. Ya Kur'an çarpsın, ben bu kadınları şu kadar anlıyorsam namerdim ya. Gerçi ondan başka kadını tanımadım ama. Tamam. Hadi sen şimdi git kendini Hale'ye teslim et. Teslim et derken? Bırak da sana yol göstersin. Ha, racon falan öğretecek yani. Ha. Tamam, tamam, tamam. Ben gideyim o zaman. Git. Kolay gelsin. Hı. Alo, Ömer, ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bana bir uğrar mısın? Tamam. Ne zaman gelirsin? Tamam. Özge, imzalanacak evrakları Gülru ile bana gönder. Çıksın işte birazdan. Gülfem Hanım. Siz iyi misiniz? Hay, yani iki gündür işe de gitmediniz. Ömer gelene kadar rahatsız edilmek istemiyorum. Kolay gelsin. Hı. Amcam odasında mı? Efendim, Taner Bey... Ömer Bey'in sekreteri benim. Bana soracaksınız. Müsait mi kendisi? Ameliyatta. Amca, ne haber? Hayırdır Taner? Müsait misin? Bir şey konuşacağım seninle. Olur, gel. Babamla tartıştık yine. Davaya devam etmekte kararlı görünüyor. Dün gece konuşmaya çalıştım. Ama dinlemedi beni. Amca ben sana bir şey söyleyeyim, artık umurumda bile değil. Annem için benim bir tane avukat bulmam gerekiyor. Tamam. Avukatımla görüştüreyim. Peki bu dava süresince annemi köşkten göndermezler değil mi? Gönderemezler, merak etme. Buna ben izin vermem. Annem çok kötü halde amca. Yani odasından çıkmıyor, utanıyor. Ben akşam konuşurum Mebrure ile. Gerekirse dava bitene kadar Şevket bir yerlere gider. Tansiyon normal ama nabız biraz yüksek. Efor sarf edecek bir şeyler mi yaptın bugün? Hayır. Ha, bütün gün dinlendim.
Doğru ya. Halam aradı bugün. Ömer'le hizmetçinin arasında olanlar ne diye. Böyle kinayeli kinayeli birkaç laf etti. Çok rahatsız oldum. Üzüldüm. Tabii bundan bir süre sonra ateş bastı. Sonra da çarpıntı başladı. Çok iyi. Hayır bak. Laminöre basmak için bu parmağını buraya getireceksin. Bunu da buraya. Evet. Aynen böyle. Bitti. Tamam. Bitti. Ders bitti. Çok iyi gidiyorduk ama. Yoruldum ben. Yoruldum. Çok mu fazla üzerine gidiyorum yoksa senin? Dinlenmek istiyorum Duygu, lütfen. Yarın görüşürüz Cihan. Tamam. Gülfem, sen güçlü ve kuvvetli bir kadınsın. Kendini toparlamaya çalış. Belki bir anksiyete ilacına başlarız ha? Ben ilaç kullanmak istemiyorum Ömer. Başka bir önerin var mı? O zaman stresten uzak duracaksın. Stresin kaynağından yani. Bu mümkün mü? Gel. Evet Guru. Ben imzalanacak evrakları getirdim. Ha, tabii. Tabii. Getir. Teşekkürler. Ah Duygucuğum, gel seni özel bir arkadaşımla tanıştırayım. Ömer Hekimoğlu. Ömer'cim, Duygu eski bir ahbabımızın kızı. Memnun oldum. Adınızı çok duydum. Merhaba Duygu. Gülfem ben çıkıyorum. Cihan dinlenmek istedi. Tamam tatlım. Yarın görüşürüz. İyi günler. Sen Cihan'a bakıcı mı tuttun? Aa, bakıcı mı? Söyledim ya eski bir ahbabımızın kızı diye. Sadece arkadaşlık yapmak için uğruyor. Ne oldu? Cihan'ın değişebileceğine inanmıyor musun Ömer? Hayır canım ondan değil. Yani böyle bir şeyden haberim yoktu o yüzden sordum. Kendinle meşguldün. Doğaldır. Bunu Cihan mı istedi yoksa sen mi zorladın? Anlamadın. Gülru'yu Cihan'ın ona karşı olan zaafından dolayı burada tuttuğunu biliyorum. Sen her şeyi biliyorsun değil mi Ömer? İlk kez sen bana söylemiştin hatırlar mısın? Anla artık Cihan Gürru'ya aşık diye. Ben bunu çok iyi anladım. Cihan Gürru nişanlanıyor diye kendini öldürmeye kalktığında ben bunu çok çok iyi anladım. Sonra da sen Gürru'yla beraber olmaya başladın. Peki Cihan bunu öğrendiğinde ona ne olacak hiç düşündün mü? Üstelik o seni seviyor. Sana güveniyor. Peki senin umrunda mı? Umrunda mıyız Cihan ya da ben? Gürru'da ne yaptığınızda hiç umurumda değil biliyor musun? Benim tek yapmaya çalıştığım şey Duygu'dan destek alarak sizin verebileceğiniz zarardan kardeşimi korumak. O kadar. Gülfem. Bunları konuşma şimdi. Dinle. Rahatla. Tamam, tamam. Dinlen biraz.
Gel ablam ya, gel. Avukat aramadı şimdiye kadar. Telefonu da kapalı. Tahliye talebi red mi edildi acaba? Ya canım, öyle olsa herhalde haber verirdi. Ya şimdi Gülfem Hanım Naciye ablaya tazminatı boşuna mı ödedi ya? Ay. Ya kadıncağıza bir teşekkür bile edemedik. Tabii bu Yener Bey'in olayı patlayınca unuttuk gittik adını. Ya vallahi bravo Mesut ha. Ya şurada babamın olayını konuşuyoruz. Lafı döndürüp dolaştırıp yine bana yapıştırıyorsun. Vallahi alınmaya başladım artık. Ayıp ediyorsun ya. Ya hemen moralimizi bozmayalım. Ya belki duruşmada serbest bırakacaklar. Babam bir çıksın da. Ulan evi bir yıllığına kiraya verdim ya ben. Vallahi kızlar, yani siz yine de kötüye alıştırın kendinizi bence. Ha, neticede bir adam öldürüldü ya. Boru mu bu? Öyle kolay kolay salmazlar benim bildiğim. En azından bir yıl. Sen ne diyorsun Yener? Kızım sinirlenme hemen. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum ben. Siz önünüzü kış tutun, yaz çıkarsa bahtınıza. Hayır yani babamın çıkmasını en çok ben isterim ya. Gelsin otursun şuraya, krallar gibi kurulsun tahtına, değil mi? Sen yorum yapma. Sen yorum yapma. Mesude, sana da ne desek batıyor artık ha. Neden acaba? Hani milat demiştik Mesude, ha? Al buyur. Ben gerekli adımları atıyorum. Bu ne? Para. Mevru Hanım'dan aldığım para. Götürür verirsin. Fazlası var orada ha. Üstü kalsın. Selamımı da söyle. Ay yuh. Yuh sana. Mesude. Bak hayatımda ben bir kerecik şeytana uydum. O da sana daha iyi bir gelecek sağlayabilmek için. Ha, tamam. Yani tövbe haşa. Allah bile kullarını affediyor canım. Al parayı, kapansın bu mevzu. Yeter. Yener. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Sadece dürüst ol, saygılı ol yeter. Sen hiç merak etme sultanım. Bak bundan sonra aşkımızı kurtlar kuşlar kıskanacaklar. O iş bende. Ben gideyim de şu bahçedeki yarım kalan işlere bir bakayım ya. Yarın geç oldu canım. Yarın devam edersin. Buyurun. İyi günler. Ben Mebrure Hanım'la görüşecektim. Çağırabilir misiniz? Bekleyin, ben çağırayım. Buyurun. Beni istemişsiniz. Merhaba Mebrure Hanım. Ben Mesude. Güfem Hanım'ın bahçıvanının kızıyım. Yener'in eşi. Öyle mi? Memnun oldum. Sağ olun. Şey, Mebrure Hanım, bunu eşim, yani sizden aldığı miktarmış. Ben çok üzgünüm ve çok mahcubum. Ay yok, olur mu hiç öyle şey ya? Ya bakın, Yener Bey sağ olsun kardeşime çok yardımcı oldu. Ben hakkını ödeyemem. Sağ olun ama lütfen Mebrure Hanım, ben... Başka türlü içim rahat etmeyecek. Lütfen alın bunu. Peki de hiç gerek yoktu. Gerçekten. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Güle güle. Teşekkür ederim hayatım. Görüşmek üzere. Ben de öpüyorum. Hoşça kal. Kimmiş gelen? Şey, taksici Yener Bey'in eşi. Yardım paralarını geri getirmiş. Derhal geri çekiyorsun. Anne. Herkese rezil olacağız. Köyden akrabaları gelecek. Yok şoför, yok otel çalışanları. Biz bunlara muhatap olacağız. Üstelik sonunda davayı kaybedeceksin. Tamam.
davayı çekeceğim. Benim cezam. Bitmeyen cezam. Gülfem, biraz daha dinlenseydin. Yok yok, tamamen geçti. Daha detaylı tetkikler yapmamız gerekecek. Strese bağlı olduğu çok açık ve net değil mi? Yani bilmiyorum. Belki stres de tetiklemiş olabilir ama. Hadi Ömer. Ne kadar sağlıklı olduğumu bilirsin. Peki bu durum taşikardi yani. Uzun süre böyle devam ederse bana bir zararı olabilir mi? Yani kardiyomiyopati gelişebilir. Kalp yetmezliği. Ah, bir bu eksikti. Neyse. Kendini daha iyi hissettiğine göre ben gideyim. Ömer, bu akşam beraber yemek yiyelim mi? Bak, yalnız olmak istemiyorum. İçimden yemek bile gelmiyor. Belki sen yanımda olursan. Bir akşam yemeği yeriz. Görüşürüz. Konuşmamız lazım. Konuşacak bir şeyimiz yok. Gidin buradan. Konuşacak çok şeyimiz var. Gel. Ya ne yapıyorsun? İçeridekiler duyacak. Bırak. Asıl gelmezsen duyacaklar. Hadi dedim. Ya, yürü. Tamam. Gel buraya. Gel. Hayır, bıraksana bir görelim. Bırak. Şimdi. Gel. Gürü. Gürü, kim geldi kızım? Ay bak, hiç cevap bile vermiyor. Ya Gülfem Hanım çağırmıştır abla. Sultanım. Bak, ben sana ne diyeceğim. Akşam diyorum. Şöyle ikimiz baş başa bir yemeğe mi çıksak? Hayırdır? Cebinde akrep vardır ama. Aşk olsun be Mesudem. Sanki senden ayrı gayrı para yiyorum ben ha. Biriktiriyorum kızım ben onu, geleceğimiz için. Bak, yarın öbür gün yavrumuz da gelecek. İyi madem. Yonca. Gürü ile Çiçek'e söyle de hazırlansınlar. Enişten bizi boğazda balığa götürecek. Ne boğazda ya? Balık nedir? Mesude, saçmalama, Allah'ını seversen. Şuradan ikişer tane lahmacun yaptırırız ya. Aa, hiç olur mu? Vallahi enişte, benim de canım bir balık çekiyordu, sorma. Çiçek! Ne oldu abla? Hadi git giyin. Enişten bizi yemeğe götürecek. Hangi dağda kurt öldü enişte? Bak bak bak. Laflara bak ya. Ya işte ayıp değil mi yani küçük baldız? Ben az mı gezdirdim kız mı sizi? He, Çınarcı'yı unutuyorsunuz. Yazlık kiralamadım mı ben oradan? Heh. Kiraladın. Kiranın yarısını da babam verdi. E tamam işte, yarısını da ben verdim demek ki. Ay tamam tamam. Hadi ben gideyim de Gürü'yü çağırayım bari. Eniştem caymadan gidelim yemeğe. O gece aptal gibi yeniden konuşalım mı diye mesaj attım bir de sana.
Gülru, ağlama lütfen. Yersiz yere kurmuşsun bunca olan biteni. Ben sana daha ne diyebilirim ki? Sen beni belki aynı şekilde görseydin, ben sana bunları söyleseydim ne derdin? Ben sana inanırdım. Bana inanırdın. Gözünde gördüğünü değil yani. Evet, sana inanırdım. İnsan birini gerçekten seviyorsa ona güvenir, ona inanır. İnanmadan mutlu olamazsın ki. Bu kadar. Evet, bu kadar. Gülru, ben seni seviyorum. Ben kalbine sadık bir adamım. Şimdi söyle bana. Bana inanıyor musun? Boş yere kendine eziyet etmişsin. Bana da. Ömer. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.